Dahi çocuktan herkese hayırlı haftalar. Önceki hafta babanın ne olduğunu derin ve detaylı bir şekilde ele almaya çalışmıştık. Geçtiğimiz hafta ise biyolojik olarak baba, organlar, beyin, kalp, üreme sisteminden nelere dikkat etmemiz gerektiğini reçeteleriyle beraber ifade etmeye çalıştık. Bu hafta ise sizlerle beraber daha önce anne adaylarımız üzerinde yaptığımız derslerimizde olduğu gibi sosyolojik olarak babayı incelemeye çalışacağız. Baştan şunu söylemekte fayda var elbette. Sosyal hayatın içinde babalık üzerine atfedilmiş bazı özellikler babanın sosyal hayatının gereklerini ortadan kaldıracak bir süreci doğurmuştur. Bugünlerde baba denilince akla gelen şeylerle bundan 50 yıl önce baba denildiğinde akla gelen şeyler arasında ciddi farklılıklar bulunmakta. Bu farklılıklar genetik olarak yeni nesillere aktarıldığı gibi bu nesillerin inşa sürecinin devam ettiği aile kurumunda da ilginç sonuçlar doğurmakta. Bu açıdan babanın daha sosyal olabileceği gözlemleniyor olsa da babaların asosyal tutumları bugün yönetim, ekonomi, mimari ve teknik alanda etkilerini gösteriyor. Zira birazdan babanın sosyal hayatın içindeki gerçeklik ve ne olması gerektiğini ifadelendirdiğimizde bu alanlarda yaşadığımız kriz ve problemleri biraz daha iyi anlayabilir olacağız. Zira erkeklerin yön verdiği yönetim, ekonomi, mimari ve teknik alanların tamamında aynı kişilerin aynı, aynı zamanda baba olduklarını unutmamak gerekiyor. Bir toplumun sosyal yapısının özellikle saydığım alanlardaki etkinliğini anlayabilmek aynı zamanda bu insanların baba olduklarında takındıkları tavırlarla yakından ilişkili. Örneğin bir binayı tanımlayabilmek adına girişinde yaşadığınız ön izlenim sizin için ne ifade ediyor? Ve ardından oranın tuvaletlerini görmek isteyişiniz ne kadar önemli? Sonra mimari yapının içerisindeki aksaklıklar o bütün içinde nasıl göze batıyorsa Aynı şey erkek dünyasının etkili olduğu babalık kurumu için tekrardan söylenebilir olmalı. Bugün hem cinsiyetsiz bir toplum hem de babalık ve annelik kurumunun dışında sperm bankalarının varlığı bu alanda yaşanacak temel krizlerin de ikileminde beyan edilmesi bir durum. Sosyal olmanın ne olup ne olmadığı sosyolojik olarak annelik bölümünde incelemiştik. Bu yüzden Babalar için de sosyal olmak ne demektir ifadelerine yeniden dönmemiz gerekmiyor. Bu dersimizde babalığın konumundan bahsedeceğiz ve sosyal intibaka ilişkin babaların yaptığı bazı hataları da altını çizerek ifade etmeye çalışıyor olacağız. Efendim, sosyal olmakla sosyal intibak sürecinin ne olduğunu anlattığımıza göre annelik bölümünde çünkü kavramsal olarak aynı şeylere denk geliyor... Bu açıdan sosyal intibakın ve babalık arasındaki ilişkinin en önemli taraflarını şöyle ifade etmekte fayda var. Sosyal intibak süreci olarak ele alındığında bir erkeğin kariyerini, konumunu, zenginliğini ve gücünü ispatlama mecrası sosyal intibak alanı değildir. Bu dört unsuru gösterme çabası ise ne yazık ki bir cehalettir. Yaşadığımız dünyada erkeklerin özellikle bulundukları ortamda hangi okulu bitirdikleri ya da nerede görev yaptıklarını ifade çabaları, gelmiş oldukları toplumsal konumu ve dahi elde etmiş oldukları parayı şaşalı bir şekilde gösterme çabası ve bir diğer yandan bu aralar spor salonlarına gide gele dar tişörtler giyerek bu vücutlarını gösterme çabaları cehaletin tam da kendisidir. O yüzden bir erkeğin bu tarz takılın, bu tarz tavırlar içinde olduğunu görmeniz onun cahil olduğuna dair önemli bir işaret olduğunu söylemekte fayda var. Cahillerden uzak durmalı yahut bunun tersinde bir yönlendirmenin nasıl olabileceğini düşünmek gerekir elbette. Babalık konuğum itibariyle sırrını aktarmaya hazırlanan bilgelik yolundaki adamdır sırrın ne olduğu önemli değil şu aşamada. Önemli olan bilgelik yolundaki bir adamın zaten bu sırra vakıf olsun ya da olmasın sahip olduğu gerçeğidir. Araplarda çok tatlı ve güzel bir yerinde bir söz var. Oğul babanın sırrıdır der Araplar. Gelin bu konumun gereği nedir ona bakalım. Elbette ki bilgelik kelimesi ele alındığı zaman bunun çok okumak, çok büyük bir bilgiye sahip olmak olarak adlandırabilirsiniz ama bilgelik dediğimiz şey Batı dünyasının bu ifadesi aslında bizim hayatımızdaki tam karşılığı adam gibi yaşamak ve o adamın Adem gibi yaşamak, insanoğlu gibi var olmak olarak adlandırmamızda fayda var. Bilgeliği bilgiyle kıyas etmek bu aşamada doğru bir yöntem olmayacaktır peki bakalım babanın konumunun gereği nelerdir? Birincisi olarak şunu söylemekte fayda var sosyal hayatın içinde baba toplumun biraz önce bahsettiğim gibi bina bir toplum olarak düşünülürse toplumun aynası ve aile kurumunun da elçisidir. Dolayısıyla toplumda aile kurumunun görüntü biçiminin temel sebebi baba olarak adlandırılmalıdır. İkinci olarak şunu söylemekte fayda var. İnsanlığın her alandaki devamlılığı vazifesinde olduğunu bilmek babalık konumunun gereğidir. "Yahu ben bu insanlığı nereden nereye gideceğinden sorumlu muyum ki?" diye bir sual ediyor olabilirsiniz. Ancak yetiştirilen her çocuğun insanlık aleminde yaptığı en küçükten en büyüğe yaptığı her şey bir taş hükmünde olduğunu düşünürseniz Bugün yaşadığımız şehirde, ülkede, dünyada bir taş koyan her bir birey yeniden dünyayı inşa ediyorsa o dünyanın görüntüsü babaların ortaya koymuş olduğu bir değerdir. Bizlerin bugün seyrettiğimiz dünya bizim babalarımızın yetiştirme biçiminden yola çıkarak elde edilmiş bir sonuçtur. Bu yüzden yaşadığımız dünyanın sadece gençlerinde hata ve kusur bulmak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Bugünkü gençleri yetiştirme çabamız ise bilinmelidir ki bundan sonraki nesilleri yetiştirmek adına gereken atılması gereken en önemli adımlar olarak ifade edilmelidir. Üçüncü olarak söylemek gerekiyorsa gelenek ve mananın taşıyıcısı, gelenek ve inancın taşıyıcısı babalardır. Biraz önceki dersimizde, daha önceki dersimizde annelerin o gelenek ve inancı aktaranlar olduğunu söylemiştik ama aynı yerde şunu da söylemiştik. Babalar o geleneği ve inancı yayanlardır. Dolayısıyla bir baba sadece kendi çocuklarından değil, aynı zamanda topluma karşı direkt anneden evvel daha büyük sorumluluğa sahip olan bir canlıdır. Hakikat bu durumda sorulması gereken tıpkı annelere sorduğumuz gibi babalığa değer katmak nasıl bir şeydir? Zira babalığa değer katmayan bir adamın nihayetinde o babalık sonucunda elde edilen süreç içindeki çocuğa bir değer katması da beklenemez. Efendim, sosyal olarak toplumun bir parçası ve yönlendirici asıllarından biri olduğunu biliyor olmak babalığa değer katmak anlamına gelir. Çünkü bizler toplumun parçasını yetiştiriyoruz eğer baba olmak istiyorsak. Bunun farkında olalım, olmayalım. Bilincinde olalım, olmayalım. İsteyelim ya da istemeyelim bu mümkün değil. Bunu şöyle ifade etmemde fayda var. Hemen hemen her büyük şehirde söylenen bir cümle vardır. Hadi toplu taşımayı bolca kullanalım da yollarda bu tekil araç kullanımından vazgeçelim de trafik şöyle bir düşsün. Biraz rahatlasın diye bir ifade kullanırız. Efendim hakikat elbette ki yolların geliştirilmesi, toplu taşımanın daha rahat ve ulaşılabilir olması kaydıyla. Her ne seferinde bu söylenirse söylensin genellikle o tek başına araç kullanmaktan pek de vazgeçilmez o büyük şehirlerde. Herkesin kendine ait bir bahanesi vardır. Ama akşam iş çıkışı olduğunda veya sabah işe gitmek gerektiğinde herkesin muzdarip olduğu trafiğin sebebi bizzat o tek başına arabaya binmeyi kendi mecburiyeti değil de ziyadesiyle, keyfiyetiyle seçen insanın da bir payı vardır. İşte babalık tam da bu demektir. Sonuçlarına katlanmaya hazır olacağınız trafikte şoförlüğünü yaptığın kişi babadır. Araçtaki yolcular olsa da olmasa da durum fark etmez. Trafiğe vesile olunmuştur bir defa. Efendim peki biz bu süreçte bu değer katmayı nasıl başaracağız ve sosyal intibak sürecinin gereklerinin bilincine nasıl ulaşacağız bir baba olarak bir baba adayları için söylemek gerekirse buna bakalım. Çünkü sonrasında biliyorsunuz baba olduktan sonraki görevlerimiz farklı. 3 maddeyi hemen baştan sayalım. Bu üç madde bir baba adayının sosyal intibak süreçlerinin gereklerini yerine getirmesi için mecburen yapması gereken şeyler ki bunların birincisi neyi yapmadığını bilmek, ne yapman gerektiğini bilmek, nasıl yapmanı yapman gerektiğini denemek. Yani bil, öğren ve dene diyeceğiz. Efendim erkeklerde yaşanan bir bilinç kaybı var ki buna dikkat etmek gerekiyor ve bu dikkatsizlik de ne yazık ki hem bilmeyi hem öğrenmeyi hem de denemeye engel oluyor. Zira şu üç maddeyi açıklayacağım ama arada şunu ifade etmemde fayda var. Kadının sosyal hayatın içinde erkeğin yerine alma sürecinde erkeğin bu sürece imkan oluşturması açık bir gerçeklik. Şimdi bu cümlemin altına ilginç yorumlar gelebilir. Ben kısaca kendi meramımı şöyle ifade edeyim. Hanımefendilerin çalışması, okuması gayet tabii, gayet normal bir süreçtir. Bunların gerekleri nasıl olması gerekliliği hem inanç hem kültür hem değerler itibariyle ayrı ayrı hepinizce malum. Ama bir hakikat var. Kadının bulunması gereken sosyal alanla erkeğin olması gereken sosyal alan birbirine girizgah edildiğinde çocuğun bir şeyi birbirinden ayırt etme kabiliyeti ne yazık ki ortadan kalkar. Bu şu anlama geliyor. Eğer kadın kadın olmaktan vazgeçer, erkek erkekten vazgeçer gibi hareket eder ve her ikisi de eşitmişçesine hareket etmeye çaba sarf ederse bir süre sonra çocuk nerede olması gerektiğini tam olarak bilemeyecek bir sürece doğru adım adım ilerlemektedir. Elbette ki hem kızlarımız büyüyecekler, okuyacaklar, yeri gelirse ve şartlar uygunsa çalışacaklar. Gerekiyorsa mecbur kalacaklar yine çalışacaklar. Ama kadının olması gereken sosyal alanla erkeğin olması gereken sosyal alanı iç içe geçirdiğiniz andan itibaren bu süreci yönetemez hale geliriz ve bu sürecin yönetilemez hale gelmesini sağlayan ne yazık ki erkekler. Zira erkekler kadınların çatışma çalışma potansiyellerini haddinden fazla kullanma gayretiyle kendilerine ait olan alanlarda bir konfor alıyorlar. Bu konforsa beklenildiği gibi bugünü kurtarır görünüyor olabilir ama yarınlarda hem aile kurumunun ki o yarınlar bugün geldi hem de çocukların yapısal değişimini adım adım gözlüyoruz. Zira çocuğun kafasındaki annelik kavramıyla babalık kavramı artık ayrı ayrı değil tek düzen içinde ele alınması haline geliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. En kaba tabirle ifade edeyim. Bir çocuğa aynı sahada aynı anda hem futbol oynamasını hem de handbol oynamasını istiyoruz. Bir çocuğun bir derste aynı anda Türkçe öğrenirken matematiği de çözebilmesini istiyoruz. Matematiksel problemleri de çözebilmesini istiyoruz. Bu ne kadar mantıksızsa bahsettiğimiz hayatın kendisi de o kadar mantıksız sonuçları gözümüzün önüne sermekte. Peki gelelim sosyal intibak sürecinin nasıl olacağına ki 3 madde saydım ya şimdi onların biraz biraz işine girmeye çalışalım. Efendim birinci madde babalar neyi bilmediği, neyi yapmadıklarını bilmeliler. Çünkü bir işi tersten başlatmak öğrenme konusunda biraz daha insanların dikkatini çekiyor sanırım. O yüzden oradan başlayalım. Yani tersini söyleyerek biraz daha akılda kalmasını arzu ediyoruz. Sevgili babalar bilmelisiniz ki toplumun önderleri sizsiniz. Yani önde olma sorumluluğu size ait. Biraz önce anlattığım gibi kadınlarla erkekler aynı anda toplumun önderleri olamaz. Ama toplumun önderleri önderlik vazifelerini de kadın olmadan yapamaz. O halde hakikat toplumun önderleri olduğunun bilincini kendinde kaybetmiş olan insanlar aile içindeki önderliklerini kaybettikleri gibi o çocuğun da önder vasıflarla yetişmesine işte tam da burada engel olacaklardır. Çünkü bugün yaşadığımız dünyada çocuklarımızın YouTube karakterlerine olan ilgisi günden güne artıyor. Dikkat ederseniz daha çok seyredilen kanallar katlanarak büyümeye devam ediyor. Halbuki normal süreçte ele alınsa bu büyümenin bu kadar hızlı olması beklenmez. Zira YouTube'un kendi algoritması, kandırmacası, şusu busu ayrı bir yerde durmalı ama bir hakikat var. Çocuğun hayatındaki daha önce bize pedagoji alanında rol model olarak anlatılan yapıların artık olmayışı ve hatta o önderlik vasfını erkeklerin kendinde görmeyerek çocuklarına bir üstünlük, ailesine bir üstünlük ya da eziyet manasıyla değil önderlik vasıflarından vazgeçiş süreçleri çocukların da artık bir önder olamayacakları süreci doğuruyor. Benim çocuğum önder olmak zorunda mı? İlla bir yere vali kaymakam mı olacak diye sual edenlere cevabımız şu olmalı. Çocuklarınız bir yerde devlet kademesinde vazifeli olmayabilirler. Kendi meslekleri doktorluk, avukatlık veya esnaflık da olabilir. Ne yaparsanız yapın. Toplumun önderleri olmadıkça yaptığınız mesleğin de ilerisine varmanız mümkün değildir. Hakikat, ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz sevgili erkekler. Yaşadığımız dünyadaki eşitlikçi yaklaşımla, kadınların da almış oldukları ücretlerle aile ekonomisine katkı sunmaları ve bu katkı sunmalarının gerekliliği ayrıca bir gerçek. Ama bütün ihtiyaçları karşılamaktan vazifeli olan ilk ve tek isim erkeklerdir. Bunu erkeklerin bilmemesi bu konumun kaybına vesile olduğu gibi çocuğun ilerideki kazanç metaforunda sırtını alması gereken sorumluluktan da hızlıca kaçınabilme imkanını geliştirdiği gibi kendisinin taşıma kapasitesine ait olan yeteneklerinden de uzaklaşmasına sebep olur. Hakikat şunu da ifade etmekte fayda var. İhtiyaç denilince akla sadece ekmek, süt, peynir bir başka şey gelmemeli ihtiyaçlarının içinde sevginin ve saygının da kapsadığını bilmeli. Şimdi sevgili erkekler, sevmeyi öğretecek olan da gösterecek olan da sizlersiniz. Saygıyı gösterecek olan da başlatacak olan da sizlersiniz. Erkek biraz önce saymış olduğumuz önderlik konumunun gereğini yerine getirirken ihtiyaç hiyerarşisinin mecburiyet ikmalinde var olduğu bilincinde olursa Zaten o günden itibaren gösterdiği sevginin karşılığı olacaktır. Vermiş olduğu saygının değeri olacaktır. Her ikisi bir araya geldiği zaman hem aile kurumunun varidatının bütünlüğü hasıl olup zenginliğin bir başka açıdan büyük bir huzur ile mutluluk getirebilirliğini de ortaya koyar. Bir başka şeyi de bilmediğinizi söylemek gerekiyor. Tabii ki sözümüz her babaya değil ama toplumun geneline baktığımız üzere inancın ve yaşamın öğreticisi olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bunu toplumun geneline adına söylemek dünyadaki bütün yaşanan süreçler adına söylemekte fayda var. Bugün inancı anlatmaktan sorumlu olan sadece din görevlileri olduğunun düşüncesi ya da yaşam öğretisi için çocukların kendi deneyimsel yolculuklarını yapmalarına izin verilmesi ve baştan buna doğru tecrübelerin aktarılmaması ne yazık ki günün sonunda sadece uyuşturucu gibi sonuçlarla karşılaşacağımız o büyük handikapları doğurmuyor. Aynı zamanda çocukların artık yollarda nasıl yürüyeceklerini bile bilemedikleri bir hal alıyor durum. Efendim öğrenmeniz gereken işte tam da bu noktada iki üç tane önemli unsur var. Bunlardan birincisi toplumun tarihi. Bir baba adayı yaşadığı toplumun tarihini elbet gün gün saat saat bilmek zorunda değil. Belki bunu öğrenmek için sevmediği bir şey de olabilir. Ancak yaşadığımız toplum nereden geldi? Hangi badireleri atlattı? Bu badireleri atlatırken nasıl kendinden vermek zorunda kaldı? Verdi verdi sonunda geriye ne kaldı bunlardan haberdar olmak zorundayız. Zira kendi yaşadığı toplumun tarihini bilmeyenler ailelerinin geleceğinin kurgusunu yapma imkanları yoktur. Yarını kurgulamak istiyorsanız çok basit bir şekilde dahi yaşadığınız toplumun tarihini veya inandığınız inancın tarihini bilmek zorundasınız. Çünkü çocuklar bu bilinç üzerine hareket ederler. Tarih bilinci çocukların kavramsal zeka derinliğini oluşturur. Çocuğun bir şeyi anlayabilme kapasitesini geliştirir ki babanın sosyal hayatındaki çocuğunu olan direk olmayan en direk, en büyük etkisidir. İlla ki baba çocuklarını alıp hadi size bugün Kurtuluş Savaşı'nı anlatacağım demesi beklenmiyor. Ama çocuğun kendi gözünde babanın o bilgi dağarcığına sahip olduğunu bilmesi dahi o çocuk için üç şeyi doğurur. Bir, en az babam kadar bilmeliyim. İki, geçmişimden daha iyi bir gelecek için çalışmalıyım. Üç, sorumluluğum olmalı. Çünkü babanın bu tarz şeylerle uğraşıyor olması çocukların mutlak surette 9, 10, 11 yaşından sonra 17, 19 ve 24 yaşından sonra ciddi kırılımlarına vesile olan oldukça önemli sosyolojik atılımlardır. İşte bundan sonra sayabileceğimiz cümle şudur ki ailenin gerçek ihtiyacının ne olduğunu bilmek gerekir. Bu da şunu gerektiriyor. Baba adayları iki şeye dikkat etmeli ve bunu öğrenmelidir. İsraf nedir? Cimrilik nedir? Aileniz için en ortalı yolu bulmak zorundasınız. Ne israf edin ne de cimrilik edin. Ama küçük bir anekdotu da size belirtmemde fayda var. Bu iki konuda hiç kimseye bilgi vermediğiniz gibi kimseden de nasıl yapmanız gerektiğine dair talimat almayın. Evinize alacağınız ya da almaktan vazgeçeceğiniz bir şey için ailenin başka ve evin dışındaki insanlardan kendi anne babanız, eşinizin anne babası, arkadaşlarınız ve çevreniz. Buradaki insanların belki görüşleri, ürün anlamında görüşlerini alabilirsiniz. Ama alıp almamaya karar vermek sadece size aittir. Ve bundan hiç kimsenin haberi olmamalı ve talimatına da dahil olunmamalıdır. Zira çocukların hayatındaki en önemli konulardan biri şudur. Talimat alan bir baba baba değildir. Eğer evde bir baba yoksa çocuk istediğini yapabilir. Bu çocuğa siz farkında olmadan öğrettiğiniz çok önemli bir koşuldur. Evinize alacağınız herhangi bir şey için birisi alma şimdi onu deyip siz de alacakken sırf o söyledi diye almıyorsanız babalık vasfınız çöpe gitmiştir. Efendim mutlak suretle İnancınızı tamı tamına öğrenmeli. Öğreticisi ve hatta düzelticisi olacak seviyede bilmek zorundasınız. Bunun aşağısı, yukarısı ve hatta belkisi yoktur. Çünkü bilmeyen babanın sözü değersizdir. Yaşamın gerçek halini öğrenmelisiniz. Ama bu çocuğunuza aynı yoldan yürütmeniz anlamına gelmez... Ama o çocuğun başına gelebilecek durumlar karşısında ipuçlarına sahip olmalısınız. Efendim iki konudan bahsettik. Yani ne yapmadığınızı bilin dedik. Ne yapmanız gerektiğini öğrenin dedik. Şimdi de nasıl yapmanız gerektiğini deneyin diyeceğiz. Bunun için birinci madde başına şunu koyacağız. Dünya hayatının rızık telaşının bir gereği. Mesleğini yapmak. Babanın birinci vazifesidir. Hatta insan olarak en önemli vazifesidir. Ama şunu bilmelisiniz. Mesleğini iyi yapan babaların çocukları mesleğini iyi yapmaya bir zaman sonra dahi olsa dönüş yapıyorlar. Ama mesleğini iyi yapmayan babaların da çocuklarına mesleki zeka aktaramadıklarını artık biliyorsun. 2. Kültürünüzü ister yazılı ister sözlü olsun mutlaka bilmelisiniz. Yörenize ait bir türkü de olabilir bu. Yörenize ait bir yemek de olabilir bu. Yörenize ait bir adet de olabilir bu. İnancınıza ait güzellikler ve güzel günler de olabilir bu. Efendim son olarak da nasıl yapmanız gerektiğini denerken eşinizle hele ki hamilelik öncesinde ilk evlendiğiniz dönemde geniş konuşma alanları oluşturmalısınız. Çünkü <laughs> birazdan da bu ibareyi beyan edeceğim. Daha detaylı olarak birkaç maddeyi daha ekliyoruz. Ya, en sonunda işin hikmet yasaları diye intibak için bazı esaslar kapsamında. Ne yazık ki babayla anne arasındaki konuşma zayıfladıkça çocuk doğduktan sonra doğal olarak herkesin hengamesi artacağından öncesinden kültür, din, inanç, tarih, gelenek, görenek her ikisinin annenin ve babanın okul hayatı bunlar karşılıklı olarak çok genişçe konuşulabilecek vakit dilimlerine sahip olduğumuz dönemler. Çünkü uyuyabildiğiniz, uyanabildiğiniz, çocuğun sorumluluğunun henüz başlamadığı bir alan. Eğer bu alanda ne kadar çok birbirinizden haberdar olursanız çocuğunuzla iletişiminiz bu üçlü mekanizmada hem sağlıklı hem güvenilir hem de olması gerektiği akışkanlıkta sürer. Aksi durumda hep bir aksaklık yaşar, geri döner, tekrardan geçmişi yad etmek zorunda olduğunuzu görürsünüz. Efendim sosyal intibak alanında yapılan hatalardan üç tanesini söylemek gerekir. Biraz ağır gelebilir ama ne yazık ki söylemekte fayda var. Gerekli hatta. Ya ben bütün bu saydıklarınıza yetişemem ve yetişemiyorum diyorsanız tembelsiniz. Öğrenemiyorum ben bu kadar kolay diye diyorsanız ne yazık ki yalana meyillisiniz. Sıkılıyorum çok sıkıcı bunlar diyorsanız keyfinizi ve kendinizi düşünüyorsunuz. Henüz bir aile babası olabilecek pozisyonda değilsiniz. Efendim sosyal intibak için bazı önemli 5 maddeyi sıralamak zorundayım ki bunlar bugünden yarına çok önemli problemlerin üstesinden gelmek için ana çözümler. Belki kitapta bunları daha geniş ele alacağız ama hemen acil reçete. Bir, sevgili baba adayları lütfen iş ve dış dünyadaki uzak arkadaşlarınızı eve getirmeyin. Ev bir kafe değildir. Yakın dostlarınız, inandığınız değerlerle alakalı ya da en yakınınızda saydığınız ailecek dostlarınızdan bahsetmiyorum. Ama iş arkadaşlarına bu akşam eve getiriyorum, beraber yemek yiyeceğiz. Efendim ne bileyim, mahalleden tanıdığım arkadaşlarından eski ilkokul arkadaşlarıma eve getiriyorum, yemek yiyeceğiz. Yani hep görüşmediğiniz ve çok özel olmayan, arkadaşlarınızı evinize getirmeyin. 2. Evin içine herhangi birinin müdahil olmasına kesinlikle ve katiyetle izin vermeyin. Bu her iki tarafın anne ve babası için de geçerli. 3. Evin içini asla ve kimseyle paylaşmayın. Evin içi sırdır. Sırrı dışarıya vurmanızın iki sonucu vardır. Sizi sevenler sizden fazla üzülebilirler. Sizi sevmeyenler sizden üzüntünüz kadar sevinebilirler. 4. Lütfen ve kesinlikle paranın telaşına düşmeyin. Çünkü her kişinin yiyeceği belli olduğu gibi her yiyeceğin gereğinin vakti, zamanı belirlenmiştir. İşinizi iyi yapın, zamanında yapın, tembellik etmeyin yeter. 5. Görevinizi hakkıyla ve fazlasıyla yerine getirin çünkü babalık hayatınızda omzunuza alacağınız en önemli ikinci görevdir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.